Evet, 15 Temmuz akşamı Ankara'dan 21.50 uçağında birlikteydik. Uçak İstanbul Atatürk Havaalanı'na inişe geçtiği sırada ki sanırım o da 11'e 10 kala veya çeyrek kala düzeyinde olacak. Onun korumaları veya danışmanları tabi tanımıyorum ben. Yan yana oturuyorduk Sayın Kılıçdaroğlu'na. Geldiler. Boğaz köprülerinde tank olduğunu söyledi, askeri tank. Tank deyince tabi ben tepki verdim, ben ne demek tank? Ama içimden de şöyle geçti. Demek ki bir terörist eylem var ki bu kadar üst düzeyde bir önlem alınmış diye düşündüm. Biraz sonra biz telefonlarımızı açtık. Hemen biraz sonra aynı kişiler bu defa Ankara'da havada jetler uçtuğunu söyleyince o zaman darbe olduğu kanaati de bize hakim oldu. Ya işte bu zamanda böyle şey mi olur falan gibi konuşmalar oluştu aramızda. Başka diğer söylemleri çok fazla hatırlamıyorum. Tabii telefonlarımızı açtık, uçak indi. İletişim kurmaya çalışıyoruz. Servis aracına da bindik. Orada da doğrusu bir aramızda konuşma geçmedi. Çünkü telefonlar geliyor, biz telefon ediyoruz. Ve havaalanı VIP salonuna geldik. Ben Ankara'ya dönmeyi düşündüm. Saat 21 uçağına da bilet aldım. Sonra da bilet uçuşları iptal, iade ettim. Ve salona geçtim. VIP salonuna bir tanesi sol taraftakine. Onu da karşılayanlar vardı. Hiç onu takip etmedim nereye gittiğini, ne yaptı. Ne o diğer salona geçti diye düşündüm. Ben orada izledim, televizyonu izledim. Bir arkadaş vardı, bir bakanlık müsteşarında konuştuk. Başbakanı aradım, diğer başkanımızı aradım, cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. Sonra ile geçmeye karar verdim. İle geçmek üzere çıktım ben dışarı. Sayın Kılıçdaroğlu da görüşmek istedim aslında. Bir takım şeyler söyleyeyim diye. Yani darbeye karşı duruş anlamında. Nerede falan, salonda yoktu, sordum nerede, dediler ki çıktı gitti. Benim tabi o gece onunla ilgili şahitliğim bu kadar, oradan başlıyor, burada bitiyor. Ondan sonra nereye gitti bilmiyorum, ben de basından izliyorum. İşte Bakımcı Belediye Başkanı'nın evine gittiydi vesaire. İşte o görüntüler var tabi, onları ben bilemiyorum. Şey bu, tanıklığım bu kadar.